ebeden la lan nahid. Abi Allah Azze ve Celle Kur'an'da güneş ve ay Allah'ın ayetleridir diyor. Ayet ne demektir? İşaret demektir. Yani sen güneşe baktığın zaman Allah'ı hatırla. Allah'ın ayetlerinden bir ayet var orada. Sen aya baktığın zaman Allah'ın ayetlerinden bir ayet var orada. Geceye baktığın zaman Allah'ın ayetlerinden bir ayet, gündüze baktığın zaman Allah'ın ayetlerinden bir ayet var orada. Böyle bir şey Allah Azze ve Celle bunlar Allah'ın ayetleridir dedikten sonra sence depremin Allah'ın ayeti olmaması düşünülebilir mi? Bunların hepsi Allah'ın ayetleridir. Allah'ın kullarına uyarılarıdır. Allah'ın izni olmadan bir yaprak bile düşmez iken insanlara neyi öğretiyorlar? Neyi aşılamaya çalışıyorlar? Doğal, doğal, bilimsel, doğal, doğal, doğal. Bilinç altında ne kalıyor? Haşa, sanki bu meseleler Allah'tan habersiz olmuş gibi bir hissiyat veriyorlar insanlara. Hayır. Allah Azze ve Celle dilemeden bir yaprak bile düşmez. Ayettir bu ya. Bir yaprak bile düşmez. Bu Allah'ın dilemesiyle olmuş. O insanlar Allah'ın dilemesiyle ölmüş. O çocuklar Allah'ın dilemesiyle ölmüş. Ancak hepimiz aynı gemideyiz. Her zaman söylüyorum. Allah'ın azabı geldiği zaman küçük, büyük, şu, bu dinlemiyor. Toptan geliyor. Ondan sonra herkes niyeti üzere diriliyor. O depremde Müslümanlar da ölmüştür belki. Onlar Müslüman olarak diriltileceklerdir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdelerine mazhar olurlar. Doğru mu? Ancak onlar niyetleri üzere dirilir. Ama Allah'ın azabı gelir. Bugün de böyle. Bizler bu topluluğun içindeyiz. Onların günahlarına ortağız. Kabul etsek de etmesek de aynı gemideyiz çünkü. Allah Azze ve Celle azabını gönderdiği zaman şu mahalleye hepsine gönderir. Bu böyledir. Bunu nereden anlayabiliriz? Bunu şuradan. Ayşe annemizin rivayet ettiği bir hadiste Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a soruyor. Kıyamet günü Kabe'ye bir topluluk yürüyecek. Bunların içinde Müslümanlar da var. Allah onları yerin dibine sokuyor. Ayşe annemiz diyor ki ey Allah'ın Resulü bunların içinde Müslümanlar da var diyor. Allah Azze ve Celle onları o gün öldürür. Sonra onlar niyetleri üzere dirilir diyor. Allah Azze ve Celle'nin azabı böyledir. Savaşlar da böyledir. Sen bir ülkeye girersin. Savaş ilan edersin. Önüne kim gelse öldürürsün misalen. Halbuki içinde Müslümanlar vardır belki. Sen bilmiyorsun. Sana gizlidir. Allah onu niyeti üzere diriltir. Zaten ölmeyecek miydi? Evet ölecekti zaten. Bitti. Onun için bunların hepsi Allah'ın ayetleridir. Allah'ın işaretleridir. Ancak ibret alan yok. Ancak düşünen yok. Tefekkür eden yok. Arda arda veriyor Allah Azze ve Celle azapları. Birinci deprem oldu dediler ki bilimsel. İkinci deprem oldu dediler ki bilimsel. Üç oldu, dört oldu, beş oldu. Büyük depremler. Bilimsel, bilimsel. Liyakat, liyakat. Hükümet, hükümet. Evet hükümetin problemleri var ama bunun üzerinden Allah'a saldırıyorlar. Bunun üzerinden kitaba saldırıyorlar. Bunun üzerinden kaderi inkar ediyorlar. Adam manşet atıyor. Yine kader, yine kader mi? Diye manşet atıyor adam. Kaderi inkar ediyor adam bunun üzerinden. O yetmiyor. Allah Azze ve Celle bu sefer sel gönderiyor. Selle de bir sürü kişinin canını alıyor. Hala adamlar ne diyor? Liyakat, iş bilmezlik, hükümet, belediyecilik. Ya tamam bunlar da var, sebeptir ama ya bir dön Rabbine, bir dua et. Bir de ki ya Rabbim, vallahi günahkarız, şuyuz, buyuz bir şeyler söyle ya. Bir tövbe edin ya. Tövbe eden yok. Çok az bir topluluk dışında bu meseleyi Allah Azze ve Celle bize azap olarak, uyarı olarak gönderdi diyen hiç kimse yok. Bak devam edecek ha. Bak ben size söylüyorum. Çünkü ardı ardına geliyor. Allah Azze ve Celle'nin uyarıları. Ardı ardına. Ve bakın basına. Takip edin biraz. Ben takip ediyorum. Hiçbirinde böyle ya bir tövbe edelim. Ya vallahi gerçekten biz hatalar yaptık, yanlışlar yaptık. Bırakın onu. Biraz önce dediğim gibi Fatih Altaylı denilen kafir gökten biri sanki parmak sallıyor gibi diyor haşa. Böyle bir kafir, böyle bir zındık. Ya ondan dolayı nasıl Allah Azze ve Celle azap etmesin bu insanlara? Zaten gereği gibi kul olmuyorlar. Allah'ın hükümlerini gereği gibi yerine getirmiyorlar. O yetmiyor. Bir de azap geldiği zaman Allah'a isyan ediyorlar. Görmedin mi bir tanesi çıkmış çünkü ya Rabbim yeter, ya Rabbim yeter. İsyan ediyor. Yeter diyor. Dönsene Rabbine bir dön. Bir dön bir günahlarından tövbe et. Yeter diyeceğine. Onun için aynı gemideyiz kardeşler. Birileri gemiyi deliyor. Gemiyi batırmaya çalışıyor. Biz bunları uyarmazsak aynı gemide olduğumuz için hepimiz boğuluruz.
diyemeyiz ha. Bana ne ya, o adam ne diyorsa desin, bana ne diyemeyiz. Çünkü aynı gemideyiz. Adam gemiyi delmeye çalışıyor. Ondan dolayı hep beraber Allah'ın ipine sımsıkı sarılmamız gerekiyor. Tevhid akidesi altında mücadele etmemiz gerekiyor. Birbirimize destek olmamız gerekiyor. Onun için diyorum ya, bu Ramazan ayı dua ayı olsun. Bol bol birbirimize dua edelim. Şöyle çok dua etmiştir herkes bu olaylardan sonra. Ya Rabbim hayırlı ölümler nasip et. En çok edilen dualardan bir tanesi. Ya Rabbim bize hayırlı ölümler nasip et. Herkes baktı ki ölümden kaçış yok. 50 bin, 100 bin kişi ölüyor. Bari dediler ki bunlar gibi ölmeyelim. Yatağımızda ölelim. Bakın düne kadar yatakta ölmeyi kerih gören insanlar kötü akıbetle o betonların altında ölen insanları gördükten sonra ya Rabbim bize hayırlı ölümler nasip et. Bakın Peygamber aleyhissalatü vesselam kendi zamanında böyle şeyler olmamasına rağmen böyle taşların altında, ondan sonra deprem gibi zelzelelerin altında kalıp ölmekten Allah'a sığınmış. Bu da onun nübüvvetinin delillerinden bir tanesidir. Ondan dolayı biz de son zamanlarda Allah'a hep böyle dua ediyoruz. Ya Rabbim bize hayırlı ölümler nasip et. Ya Rabbim bize ölümü kerih gösterme. Ya Rabbim seninle karşılaşmayı bize kerih gösterme. Ya Rabbim sana karşı suizan eden kullarından eyleme. Ya Rabbim sana karşı hüsnü zan eden kullarından eyle. Gerçekten her olan olayı Allah Azze ve Celle'nin bir işareti, gerçekten bir ayeti olarak bilmemiz lazım. Bunu bilmediğimiz takdirde burada sorun var. Aleyhisselatü Vesselam'ın tavrına bakın. Rüzgar esiyor. Aleyhisselatü Vesselam endişeleniyor. Bir yerden gelip geçiyor. Endişeleniyor Aleyhisselatü Vesselam. Çok önemli bir şey ya. Ki Allah'ın Resulü. Allah'tan vahiy alıyor. Bak yine de endişe ediyor. Eteklerini tutuyor. Endişe ediyor diyor sahabe.